Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri, yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Andaç Demirtaş Madran hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza. Merhaba. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 2022 yılında mezun olan ve şu anda özel bir firmada kurumsal iletişim ve işe alım uzmanı olarak görevine devam eden Ezgi Yetiştirici bizlerle. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Ve öğrenciler adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Randa da bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz, zaman ayırdınız. Evet hocam, üniversite adayları için önemli bir süreç. Aslında çok önemli bir karar verecekler ve hayatlarını etkileyecek bir karar verecekler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü de tabii çok dinamik bölümlerden biri olarak karşımıza evet. çıkıyor değil mi? Hocam ben üniversite adayları için biraz daha yakından tanıyalım isterim bölümü. Nasıl bir 4 yıl adayları bekliyor? Halkla ilişkiler ve tanıtım dediğimiz zaman aslında hocam biraz da o amaçları ve bölümü biraz daha yakından tanıyalım sizinle. Tabii. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü Başkent Üniversitesi'nin en köklü fakültelerinden İletişim Fakültesi'nin öğrenci yetiştirmeye başlayan ilk bölümü. Biz 1997 yılında öğrenci almaya başladık bölüme. 27 sene oldu. Evet hocam. Bu sene 27. yılımızı kutlayacağız. Çok gurur duyuyoruz açıkçası. Çok köklü bir bölümümüz. Halkla ilişkiler ve tanıtım bir meslek, bir uygulama alanı gibi değerlendiriliyor temelde. Ancak çok sağlam bir akademik altyapıya gereksinim duyuyor. Sosyolojiden psikolojiye, sosyal psikolojiye, hukuk alanına, siyaset bilimine, ekonomiye, pazarlamaya kadar birçok farklı alandan beslenen bir disiplin halkla ilişkiler ve tanıtım. Evet hocam. Bu çerçevede bizim çok güçlü yanlarımızdan birisi de bölüm olarak aslında bu altyapıya sahip bir akademik kadroya sahip oluşumuz. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında uzmanlaşmış hocalarımızın yanında saydığım tüm bu alanlardan doktora ve doçentlik derecelerini almış akademisyenlerimiz var. Son derece dinamik, saygın, nitelikli ve deneyimli bir kadroya sahibiz. Şu anda 6 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda son derece güçlü bir bölüm olduğumuzu düşünüyorum. Hocam nasıl bir 4 yıl bekliyor adayları peki? Dolu dolu bir 4 yıl. Hızlı geçen ve değil evet, hocam evet, yoğun bir 4 yıl. Hızlı geçen, çok muhakkak. Renkli. Çünkü bu saydığım disipliner zenginlik aslında öğrenciler için çok büyük bir avantaj. Çok kıymetli. Tam da aslında sizin sorunuza yönelik bir şey aktaracaktım ben de. Bu saydığım alanlardan çok zengin bir seçmeli ders havuzumuz var. Temel halkla ilişkiler derslerinin kuramsal ve uygulamalı derslerin yanında. Öğrenci bölüme kaydolduktan sonra kendisine atanan danışman hocasının rehberliğinde kendine yetenekleri, becerisi ve ilgisi doğrultusunda bir yön çizebiliyor. Hocalarımız öğrenciyle tabii ki sürekli iletişim halinde bu seçmeli ders havuzundan nasıl dersler seçebileceklerini onlara belirtiyorlar. Diyelim ki reklamcılık alanında uzmanlaşmak isteyen mesela, bir öğrencimiz evet var. Hocam. Öğrenci seçmeli derslerini bu yönde seçerek o 4 seneyi sonlandırıp bu konuda uzmanlaşmış bir mezun olarak karşımıza çıkabiliyor. Ya da halkla ilişkiler alanında spesifik olarak uzmanlaşmak isteyen öğrenciler daha ziyade alan derslerini seçerek ilerleyebiliyorlar. Evet hocam. Biz sürekli programı güncelleyen bir bölümüz. Çünkü alan, iletişim alanı bunu gerekli kılan bir alan aslında. Örneğin yakın zamanda alanla ilişkin deneyim sahibi olması için öğrencilerimizin zorunlu staj dersi ve bitirme projesi derslerini ekledik. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki öğrencilerimiz zaten gönüllü olarak yıllardır fakülte öğrencileri Kanal B'de, Radyo Başkent'te staj yapıyorlar, atölyelerden faydalanıyorlar. Uygulamalar artık çok önemli hocam değil mi? Çok. Özellikle alanınız için, çünkü evet her alan için belki kıymetli ama
bazı alanlar var ki halkla ilişkilerde tanıtım da o alanlardan bir tanesi. Kesinlikle. Uygulamanın içinde olacak ki değil mi öğrenci? O deneyimleri kazanabilsin. Tabii, ve tabii. alanına hakim olabilsin. Kesinlikle, yani kağıt üzerinde kalan bilgiyle bunu götürmek, kotarmak çok da mümkün olmuyor çünkü. Ve sektörden de pek çok kişiyle hocam irtibat halinde olup bilmiyorum öğrencilerinizle bir araya getiriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, medya buluşmalarını fakülte olarak yapıyoruz. Ayrıca biz de tabii spesifik olarak bölüm için bir takım etkinlikler, işte konferanslar, paneller düzenleyerek uzmanlarla öğrencileri hep yan yana getirmeye, onları bir sosyal ağ oluşturmaya çabalıyoruz. Evet, bilgiler almaya devam edeceğiz. Ben biraz mezunumuzu da yakından tanıyalım Tabii. isterim. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili Ezgi Yetiştirici, siz aslında 2022 yılında mezun olmuşsunuz. Şu anda hemen de iş hayatına başlamışsınız. Zaten görevinize devam ediyorsunuz kurumsal iletişim ve işe alım uzmanı olarak. Aynen. Aynı Şimdi, zamanda da Başkent Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı'nda tezde yüksek lisans öğrencisiniz. Yüksek lisans öğrencisiniz. Aynen. Ne güzel. Hem mezunumuz hem öğrencimiz. Aynen. Aynen. Aslında gerçekten çok güzel bir süreci tamamlamışsınız ve yüksek lisansınıza eğitiminizde fark yaratmak için devam ediyorsunuz. Ama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Tabii biraz o tanıtım günlerine geldiniz mi onu sormak istiyorum. Tercih günlerinize geri dönelim ve halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü nasıl tercih etmiştiniz? Biraz dinleyelim sizden. Öncelikle şöyle, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü seçmemdeki ana neden iletişimin gücünü kavramakla birlikte insanlar arasındaki etkileşimi yönetme isteğimden doğduğunu söylemem mümkündür. Aynı zamanda şu anda hepimiz biliyoruz ki iletişim her alanda, her sektörde hayati bir önem taşımakta. Evet. Bu bağlantıda aslında lise yıllarımda iletişim fakültesinde okumak her zaman bir hedefimdi, bir kariyer planımların arasında yer almaktaydı. Hı hı. Bu doğrultuda fakültem belliydi ama bölümüm belli değildi. İletişim fakültesinin bünyesinde yer alan bölümleri araştırdığımda halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne denk geldim. Tanıtım günlerine gelmiş miydiniz? Şöyle, ben normalde Konyalıyım. Öyle olunca Ankara'daki tanıtım günlerine tabii ki de gelemedim ama web sitelerinden, sosyal çok medyalarından iletişim fakültelerini araştırarak aslında Başkent İletişim'i tercih ettim. Bu doğrultuda da bölümü araştırdığımda aslında kurum ve hedef kitle arasında bir köprü görevini kurduğunu öğrendim. Ve bu köprü görevinde aslında iyi bir halkla ilişkiler stratejisinin, markanın veya kurumun itibarını yükseltmekle birlikte aynı zamanda da yanlış bir halkla ilişkiler stratejisiyle markanın aslında hiç istenmeyen yönlere çekebildiğini fark ettim. Aslında halkla ilişkiler marka ve kurumlar açısından çok büyük bir gücü elinde barındırmakta. Doğru. Ben de aslında markaların ileriye dönük hedeflerini doğrultusunda onları istenilen yöne çekmek amaçlı bu gücü elimde barındırmak amaçlı. Ne yapabilirim halkla bu anlamda? Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü seçtim. Aslında alanı iyi tanımak, iyi bilmek sizler için uygun mu? Bunu iyi araştırmak çok önemli. Kesinlikle. Siz de bunu başarmışsınız o dönemde. Peki nasıl geçti öğrencilik? Hızlı geçti mi? Hocamın dediği gibi de eminim yoğun geçti. Öncelikle eğitim hayatım benim pandemiye denk geldi. Pandemiye denk gelmiş olmasına rağmen normalde bizim fakültemiz teorik ve teorikteki bilgiyi uygulamaya aktarmaya hedefleyen bir bölüm. Evet. Ama uzaktan olmasına yönelik dolu dolu geçirdiğimi söyleyebilirim. Örnek verecek olursak fakültemizin Ankara Reklamcılar Derneği ile beraber düzenlemiş olduğu Ankara Reklamcılık kampına katılmayı hak kazanarak alanında uzman kişiler tarafından reklam kampanyalarına nasıl hazırlanmasına yönelik eğitimler aldım. Yine ders kapsamında ünlü bir yiyecek markasına gerçek bir brief eşliğinde reklam kampanyası hazırladık bu sefer ekip halinde. Ne güzel. Henüz öğrenciyken bunları yapabildim. Aynen öyle. Hem de bu süreçler pandemiye denk geldiği için uzaktan eğitim destekli şekilde gerçekleştirdi. Ama isteyince oluyor değil Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Devamında ise fakültemizin her yıl sosyal sorumluluk projeleri devamlı şekilde hayata geçirilmekte. Evet. Ben de 11. sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Ders kapsamında ilk önce bir teorik bilgi aktarılmakta öğrencilere. Sonrasında da dönem sonunda da aslında öğrenilen teorik bilgiyi uygulamaya çekilmekte. Aynen öyle. Devamında ise üniversitemizin yurt dışı fırsatlarını değerlendirmek amaçlı Erasmus Plus programına başvurdum. İspanya'nın başkenti Madrid'e giderek Harika. Bir yurt dışı deneyimim oldu. Yarım dönem mi gittiniz? Evet, sonrasında geri döndüm. Geri döndükten sonra da fakültemizde seçmeli dersler veren Sayın Mustafa Balbay'ın yanında desteği ve yönlendirmeleriyle birlikte okul hayatım devam ederken muhabirlik ve gazetecilik yaptım. Ne güzel. Bu şekilde. Dolu dolu öğrencilik hocam. Ne kadar çok etkinlik, ne kadar çok uygulama. Aslında çok kıymetli.
Burada şu hemen aklıma geliyor hocama, bu aşamada dönmek istiyorum. Eğitimde kalitenin en önemli göstergesi akreditasyonlar, evet, hocam. Sizin bölümünüzün de böyle bir akreditasyonu var. Aslında adaylar için çok kıymetli bir bilgi. Hemen bunu isterseniz paylaşalım izleyicilerimizle. Tabii tabii, memnuniyetle. Bölümümüz iletişim eğitimi değerlendirme akreditasyon kurulu tarafından 2 yıllık sertifika almıştı. Yakın zamanda bir ara değerlendirme gerçekleştirildi ve biz 3 yıllık daha akredite olarak bu süreci başarıyla tamamladık. Bu son derece önemli bizler için. Öte yandan halk ilişkiler ve tanıtım bölümü çok sınırlı sayıda bölümün sahip olduğu Türkiye Yeterlikler Çerçevesi logosunu kullanmaya hak kazanmış bir bölüm. Bu kadar çok belgenin sonucunda tabii ki bizler de sürekli iyileştirme ve toplam kalite anlayışıyla programımızı düzenli olarak güncelliyoruz ve çağın gereklerine göre bir içerik oluşturma çabası içindeyiz. O değişime hepimizin bir şekilde ayak uydurması gerekiyor. Evet. Tabii bölüm olarak siz bu çalışmaları yaparken eminim adaylar için de, öğrencileriniz için ve tabii ki mezunlarınız için de bu beklenti içinde oluyorsunuz. Aslında mezunumuzla tam da bu aşamada bunu konuşuyorduk. Gerçekten çok önemli bu uygulamalar. Aldığınız bu eğitimler, bu uygulamalar sayesinde de iş yaşantınızda çok önemli avantajları elde etmişsinizdir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şu anda kurumsal iletişim ve işe alım uzmanı olarak çalışmaktayım ve kurumsal iletişim uzmanı olarak her gün aslında hem iç hem de dış paydaşlarla iletişim kurmam gerekmekte. Ve almış olduğum eğitim sayesinde aslında doğru mesajı doğru kanallar aracılığıyla belirlemiş olduğum hedef kitleye hitap etme yeteneğimi kesinlikle almış olduğum lisans eğitimime dayandırmaktayım. Aynı zamanda karşılıklı iletişimi güçlendirme veya olası iletişim engellerine karşı nasıl bir stratejik yol izlemem de yine lisans hayatımda almış olduğum kriz yönetimi eğitimlerle, gibi derslerin destekleriyle aslında bana ışık tuttuğunu söylemem mümkündür. Gerçekten üniversite yaşamını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çok hızlı geçen bir süreç, çok önemli bir süreç. Çünkü mezuniyet hemen geliyor. Peki siz aslında bu alanda çalışmayı henüz öğrenciyken düşünmüş müydünüz, karar vermiş miydiniz? Tabii ki şöyle, yapmış olduğum aslında gazetecilik ve muhabirliği staj olarak değerlendirirsem, evet, aslında stajın çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Çünkü aslında istediğimiz alanın içerisine girince o alanı sevip sevmediğimizi çok net şekilde görebilmekteyiz. Evet. Bu bağlamda aslında açıkça söylemek gerekirse kariyer hedeflerim çok farklı yöndeydi. Ama staj yaparak aslında o sektörün gerçeklerini görmemle birlikte kariyer sürecimi çok daha değiştirdiğimi biraz söyleyebilirim. Biraz daha değiştirdiniz. Aynen. Tabii ki çok önemli. Aslında hocam size bu aşamada şu soruyu da sormak isterim. Ailelerin ve adayların en çok merak ettiği soru tabii ki mezuniyet sonrası iş imkanları. Evet. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü bitirdikten sonra nerede nasıl iş bulurlar? Aslında mezunumuz çok güzel bir örnek ama farklı, evet, örnekler, farklı fırsatlar var eminim hocam. Neler, evet, söylersiniz? Gittikçe artan bir olanak zenginliği var aslında. Çünkü iletişimin, halk ilişkilerin, reklamcılığın stratejik bir önemi var artık tüm, evet, dünyada. Evrensel bir öneme sahip. Bu önemin katkısıyla özel sektörde, kamuda birçok farklı iş olanağı var. Kurumsal iletişim uzmanı, reklam, sosyal medya konularında çalışanlar, metin yazarlığı. Mesela öğrencimiz söyledi, mezunumuz çok özür dilerim. Hala yüksek lisans öğrencim hala olduğu için. Hayır hocam, bağını hala koparmadı. Koparmadı, hiç kopmadık biz onunla. Ne güzel. Tabii. Kurumsal iletişim uzmanlığı gibi, sosyal medya uzmanlığı gibi birçok farklı alanda iş yapabiliyorlar. İşte muhabirlik yapabiliyorlar. Gazetecilik belki. Gazetecilik yapabiliyorlar. Hocam, tabii tabii. Bu alanda uzmanlaşılarak. Yani ülke gündemine ve dünya gündemine hakim olmaları zaten son çok derece önemli. Biz aynı zamanda çok fazla akademisyen yetiştirmiş bir bölümüz. Şu anda profesörlüğünü, doçentliğini almış çok değerli mezunlarımız var. Yakın zamanda yeni mezun olmuş öğrencilerimizden bir kısmı mesela şu anda bölümümüz araştırma görevlisi olarak işe başladılar. Bu da bir yol tabii ki akademik çok, hayatta değil mi hocam? Evet evet, halk ilişkiler alanında eğitim aldıktan sonra çok farklı alanlarda da akademik yönelime gidebiliyorsunuz. Ve 3. sınıf öğrencimiz sevgili İrem, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz nasıl tercih ettiniz bu alanı? Ben aslında küçüklükten beri insanlarla iletişimi çok seviyordum. Yani kesinlikle iletişim alanında olacağımı biliyordum.
Ve sosyal etkinliklerde de, sosyal alanlarda da zaten çok fazla aktif bir rol aldım. O yüzden de aynı zamanda da bunu halk oyunlarına uğraşıyorum. Halk oyunları eğitmenliği yapıyorum. O yüzden de aslında hem bu alanda birazcık sosyal etkinliklere katılma oradan başladı. Sonrasında da insanlarla birebir yüz yüze iletişim kurunca ve bunun bana iyi geldiğini öğrenince dedim ki devam etmek istediniz. Neden olmasın? Ne güzel. Aslında tanıtım günlerine katılmış mıydınız peki? Tanıtım günlerine katıldım. Başkent Üniversitesi'ne geldim. Aslında ilk başta gözüme çarpan kampüsün büyüklüğü oldu. Çünkü bir sürü olanaklar var aslında. Gayet güzel geldi gözüme. O yüzden aynı zamanda da akademik kadrosuna da bakmıştım. Çok da memnunum şu anda zaten. Değerli hocalarımız çok şey kattılar bana. Katmaya da devam ediyorlar. O şekilde. Tam 3. sınıftasınız, tam da yoğun bir süreçtesiniz. Çok yoğun bir süreçteyiz. Değil mi? 3. Evet. sınıf biraz öyle bir sınıf. Kesinlikle. Zor bir sınıf. Peki nasıl geçiyor öğrencilik? Vallahi öğrencilik çok güzel geçiyor ama bir o kadar da hızlı geçiyor aslında. Evet. 3. sınıf nasıl oldum bilmiyorum. Bitmek üzere hatta. Çok güzel kermesler oluyor, standlar açıyoruz, şenlikler oluyor. Ben de birkaç faaliyette bulunma fırsatı yakalıyorum. Sergi oluyor, orada görevli oluyorum. Bu tür sosyal etkinlikler de gelişiminizde ve meslek hayatınızda eminim çok kesinlikle önemli olacak. Kesinlikle. Peki staj gibi ya da ileriye dönük şimdiden planlar, programlar var mı? Stajı yapacağım inşallah, bu yaz yapacağım. Bir yerle anlaştım, özel bir kurum. Orada da kurumsal iletişim adı altında staj yapmayı planlıyorum. Ne güzel. Umuyoruz. O zaman o alanda da ilerlemeyi mi planlıyorsunuz? Evet, o alanda da ilerlemeyi düşünüyorum. Yani aslında tam hedef kitleyle kurumun arasındaki o ara bulucu kişi olmak istiyorum. Tam iletişimci olmak istiyorum. Hocam henüz öğrenciyken bunlara karar verebilmek gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Çok, yanılıyor muyum? Çok çok önemli gerçekten. Yani hem yönlendirilmeleri tabii ki, gerekiyor tabii ki. Hem de aslında biraz kişilik özelliklerine de bağlı. Çok önemli tabii. Evet, ne, evet. ne bekledikleri değil mi? Bölümden ne bekledikleri, ileriye dönük neler planladıkları. İlk geldiğimde kampüs çok hoşuma gitmişti dediniz. Evet. Öğrencilik evet yani çok önemli dersler ama bir taraftan da üniversite yaşamı var, öğrencilik var. Kesinlikle. Bu anlamda kampüste olmak, kampüs öğrencisi olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Özellikle arkadaş grubumla derslerden sonra işte çimenliklerde oturmak, işte okulumuzun kafesine gidip oturmak, aynı zamanda da etkinlik bağlamında da çok güzel oluyor. Yani. Öğrenci topluluklarına katılıyor musunuz? Evet, iki tane öğrenci topluluğunda yer aldım. Halk Oyunları Topluluğu ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu. Bölümünüzün topluluğu evet. değil mi? Halk Oyunları Topluluğunda şehir dışına çıkma fırsatım ve sahne alma fırsatı yakaladım. Aynı zamanda da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğunda da Avrupa Birliği, işte bizim ev sahipliği yapmış olduğumuz Avrupa Birliği etkinliğinde de Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğumuz da içerisindeydi. Orada da bir tecrübeye sahip oldum. Evet, ne bu güzel. Şekilde. Hızlı geçen bir süreç değil evet. mi? Hocam kimler uygun aday diye sormak istesem size bu alan için neler söylersiniz? Çünkü aslında mezunumuzu da öğrencimizi de dinlediğimiz zaman gerçekten alanı iyi tanımışlar ve öyle karar vermişler. Bu çok önemli. İletişim Fakültesi'nde okumayı hedefleyen ama henüz bölümüne karar vermemiş adaylar da olabilir. Neler söylemek istersiniz? Aslına bakarsanız insanı merak eden, araştırmacı, yaratıcı. Yaratıcı değil mi? Evet. En başta bana sorarsanız dile meraklı, öğrenmeye açık, iletişimin dinamiklerini merak eden, iletişim kurmaktan zevk alan, İnsanı araştırmayı seven adaylara öneriyoruz. Çok büyük oranda. Dil önemli dediniz hocam burada. Evet. Tabii aslında iletişimin olmazsa olmaz değil mi? Aracı dil zaten. Aslında burada tabii bir yabancı dil bile bazen artık çok yetersiz kalıyor. Artık ikinci yabancı dil, üçüncü yabancı dilden söz ediyoruz. Bu anlamda evet. da üniversitenizin eminim mezunlarını ve öğrencilerini değil mi? Destekliyor hocam. Çok. Üniversitemizde zaten biliyorsunuz çok zengin bir seçmeli yabancı dil olanağı var. Biz öğrencilerimizi yönlendiriyoruz çoğunlukla. Bunu yapmaları gerektiğini dillendiriyoruz. Gerçekten birinci tek bir yabancı dil hiçbir zaman yeterli olmadı. Yıllardır iki evet, diyorduk hocam. Artık üç demeye başladık. Üç demeye başladık. Daha fazlası demeye başladık. Gerçekten dil çok önemli ama öncelikle ana dili. Etkin kullanmak, iyi evet. kullanmak son derece önemli. Evet. Ben hemen sevgili mezunumuza da sorayım o zaman. Kimler tercih etsin bu alanı? Kimler uygun aday?
Şöyle, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü bahsettiğimiz gibi hedef kitle ve kurum arasındaki bir köprü görevini görmekte. Bu köprünün temelinde de iletişimin yattığını düşünmekteyim. Bu doğrultuda iletişim becerileri güçlü olan adayların bu bölümde başarılı olabileceğini düşünmekteyim. İletişime ekstra olarak stratejik düşünme, ikna ve müzakere tekniklerine yatkın olan, aynı zamanda da analitik düşünme yeteneğine sahip olan adayların Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü seçtiği doğrultuda başarılı olabileceği kanaatindeyim. Siz yüksek lisansa devam ediyorsunuz. Evet. Burada amaç biraz akademik yola doğru yönelmek mi yoksa tamamen eğitimde fark yaratmak mı? Şöyle, tabii ki de kariyerimiz için akademik yolun çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Ama her geçen günde alanımız değişmekte ve dönüşmekte. Güncellemeler geliyor muhakkak, derslerinizde de öyle. Aynen öyle. Bu bağlamda da aslında değişen ve dönüşen iletişim alanını akademide takip etmenin çok daha yararlı olduğunu düşünmekteyim. Bu doğrultuda iyi bir iletişimcinin sadece lisans eğitimiyle sınırlı kalmayıp yüksek lisans ve doktora yapması gerektiğini söyleyebilirim sizlere. Bu doğrultuda aslında yüksek lisans yapma tercihinde bulundum. Ne güzel. Hem çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz. Aynen. Eminim zor bir süreç. Öyle. Ama istenince her şey yapılıyor aynen diye düşünüyorum. Öyle. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Son mesaj mı olur üniversite adaylarına? Üniversite adaylarına öncelikle hangi bölümü seçeceklerse seçsinler, sevdikleri alana yönelmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü sevilen alan doğrultusunda başarı da beraberinde getirmekte. O yüzden insanlarla iletişimi seven, gelişime açık, araştırmayı seven, meraklı adayların Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü seçtiği doğrultuda güzel bir kariyerin onları beklediğini söyleyebiliriz. Tanıtım günlerini de kaçırmasınlar. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü tanırken, değil mi hocam, tanıtım günlerini vurgulamamak olmaz. Çünkü çok önemli, birebir bilgiler almak mümkün. Hocalarıyla, değil mi hocam, tanışmak, belki akran danışanlarıyla ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkün. Sevgili öğrencimize de hemen sormak istiyorum. Son mesaj ne olur adaylara? Kesinlikle gerçekten iletişimi seviyorsanız ve empati yeteneğiniz yüksekse, aynı zamanda da hem insanlarla iletişimi kurmayı seviyorsanız, sosyal etkinliklerde, faaliyetlerde yer almayı seviyorsanız mutlaka bu bölümü seçmelerini tavsiye ediyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür size. Ederim. Hocam çok az bir vaktimiz kaldı. Tabii çift anadal, yan dal, Erasmus gibi fırsatlar aslında bölümünüz için yine geçerli. Ben eklemek istediğiniz son şeyler varsa hemen alalım ve son mesajınızı rica edeyim üniversite adaylarına. Evet, üniversitemiz Erasmus programına ne kadar çok önem verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim öğrencilerimiz bu olanaktan çok iyi faydalanıyor. Mesela şu anda İspanya'da ve Litvanya'da birer öğrencimiz değişim programındalar. Evet. Yan dal ve ana dal fırsatlarını da bizim öğrencilerimiz gerçekten çok iyi değerlendiriyor. Hukuk fakültesinde, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde birçok farklı alanda çift ana dal yapan öğrencimiz var. Aynı zamanda fakültemiz içinde de çift ana dal ve yan dal geçişleri çok çok fazla, fırsatları çok çok fazla ve öğrenciler gerçekten bunun hakkını veriyorlar. Biz çok mutlu oluyoruz bu açıdan. Son söz olarak da adayların beklentilerine, arzularına, yeteneklerine uygun. Sadece akademik anlamda değil, bireysel, sosyal, kültürel anlamda da mutlu olabilecekleri bir bölüme yerleşmelerini diliyorum. Tek amaç bu süreçte. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri hocam paylaştınız. Tecrübelerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bugün daha yakından tanıdık değerli konuklarımızdan. Merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.